Kocuğum oldu. Öyle mi? Abi yıllardır. Evet. Yıllardır. Evet, inşallah. Adana'da alternatif ürünler ortaya çıkarmak. Adana'mızı refah toplumunun bir parçası haline getirmek arzusuyla bunun için yeni modeller önerebilmek adına çıkmış olduğumuz bu yolda konumuz çiçekli Adana'nın bereketli topraklarından yeni alternatifler üretelim ve insanlık aleminin bütün güzellikleri ifade etmek için kullandığı o çiçekleri Adana'da üretebilmek, insanlara bununla ekmek kapısı açmak, onları refah toplumunun parçasına haline getirmek, Adana'mızı ve ülkemizi zenginleştirebilmek için bir katkı koymaktı niyetimiz. Tabii ki bu şekilde başladık. Büyük mesafeler kat ettik. Çiçeklerimizin ilk birinci yılında belki bir avuç, bir kucak çiçeği Hollanda'da çiçek borsasına gönderdik. Onların oradaki değerini, karşılığını görmek istedik. Ve geçen yıl soğuk havalı tırlarla, frigofrik kamyonlar diye tabir ediliyor, onlarla Hollanda'ya kadar çiçeklerimizi gönderdik. Türkiye'ye döviz girdi. Bu yıl inşallah bunlar Türk Hava Yolları'nın imkanlarıyla, uçaklarla ulaştıracağız ve çiçeğimiz yolda o ömrünü olumsuz etkileyen şartlardan da kurtulacak. Ve projemiz inşallah bölgemizin çiftçileriyle vücut bulacak, hayat bulacak. Tabii ki takdim edilirken projenin hamisi denildi. Hamisi olmaktan şeref duyarız ama bu projenin sahibi Deliçay bölgesinin köyleridir. Bizim çiftçilerimizdir ve onu yücelten de onların emeğidir. Bu projede bizim desteğimiz, himayemiz var ama projenin bilgi tarafı, bilgi birikimi tarafı tamamen çiftçilerimizdedir, köylülerimizdedir. Onlar bunu dağarcıklarına yeni bir ürün yetiştirme bilgisi olarak onun olumlu ve olumsuz taraflarını tecrübe ederek biriktirdiler. Yarın belediyemiz çekildiğinde o birikim bizim köylerimizde, üreticilerimizde kalacak. Zaten projenin güzelliği burada. Onlara mal etmek istiyoruz. İnşallah onların bu başarısı da model olacak. Önce çevre köylere, sonra Adana'ya ve sonra bütün Türkiye'ye yayılacak. İnşallah gelecek nesillerde, bizim gelecek zamanlarda yeni nesiller, bizim çocuklarımız daha zengin üreticiler olacak. Ben kendim de bir üretici ailenin çocuğuyum. Ziraat mühendisiyim ve hala işimizde tarım, bitkisel üretim, hayvansal üretim ailemizin bizatihi iştigal ettiği iş ve bu işin de ayrıca büyük haz alıyorum, büyük kıvanç duyuyorum. Üretimin artırılmasına yönelik ben bütün çiftçilerimizi buradan tebrik ediyorum huzurlarınızda. Ama rızk, ekmek her zaman insanların hayatını en çok etkileyen şey olmuştur. Onların sanatını da şekillenmiştir. Çiçek yetiştiriciliği gibi para kazanmak, ekmek kazanmak, refahımızı artırmak noktasında soyunduğumuz yoldan böyle tabi olarak bereketli topraklar Adana'nın insanına yakışır olan ondan sanat üretmek, ondan sanat çıkarmak da bizim bu uğraşımızı ayrıca anlamlandırmıştır. Ben Adana'da fotoğraf sanatının üstadı, fotoğraf denildiğinde hakikaten
Uygur'la özdeşleşen değerli hocamız Salih Uygur Beyefendi'ye, Hanife Uygur Hanımefendi'ye, Tansu Ersöz Beyefendi ve Mehmet Dici Beyefendilere çok teşekkür ediyorum. Evet, böylesine ulvi duygularla çıktığımız yolda Adana'ya hizmet etmek, Adana'ya hürmet etmek noktasında çıkmış olduğumuz bu yolda, bu uğraşıyı güzel sanatların fotoğraf dalıyla ayrıca belgelendirmek, ondan güzel böyle sanat yönü ağır fotoğraflar çıkarmak bizi bir kez daha bahtiyar etti. Hakikaten bundan kıvandık. İnşallah bunu bir katalog olarak da basmak isteriz. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet, burada bu çiçeklere can vermek, hayat vermek bir sanattır. Kooperatifimizin üyelerine, Necdet hocamıza ve bütün çiftçilerimize, Deliçay bölgesinin çiftçilerine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Ondan böyle güzel sanatlar adına, ayrıca sanat yorumunu ekleyerek güzel eserler çıkaran değerli fotoğrafçılarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Sanata göstermiş olduğunuz destekten, katkıdan dolayı, Adana'da sanatı güçlendirmek adına bu tavrınızdan dolayı sizlere de teşekkür ediyorum. Galerisini açarak bu sergiye ev sahipliği yapan Başkent Üniversitesi Hastanelerine de ayrıca tüm Adana'da hemşerilerim adına çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli dostlarımız, Nesrin arkadaşımızın da bahsettiği gibi çok önemli bir proje. Hem sanatsal hem de ekonomik bir proje. Her zaman Büyükşehir Belediyesi'ni söylemeye gerek yok. Her zaman bize sanata destek oluyor. Ancak burada unutulmaması gereken ve özellikle ifade edilmesi gereken başka bir güç de var. Aslında sadece Adana'ya ait değil, tüm Türkiye'nin önemli bir kurumu Başkent Üniversitesi. Sadece bu etkinlik için değil, başta Altın Uran olmak üzere Adana'daki birçok sanat etkinliğin desteği olan bu kuruluş şimdi burada teşekkür etmek istiyorum. Evet efendim. Benim Başkent Üniversitesi uzun yıllardır Adana'da sağlığımıza hizmet ederken Adana'nın sanatına, kültürüne de koyduğu katkılarla bir kez daha böyle Adana'daki yerini pekiştiriyor. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz Adanalılar olarak. İyi ki Başkent Üniversitesi var, Başkent Üniversitesi Hastanesi var. Biz Adana'mızın niteliğini artıran Başkent Üniversitesi'ne buradan ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Takvimleri var. Çok iyi. Efendim, müsaade.